Galatasaray'ın transferini Snyder bitiriyor. Younes Belhanda'yı gönderen Galatasaray yine büyük oynuyor. Sarı Kırmızılı ekibin listesinde birçok aday var ama ilk hedef Paris Saint Germain'le sözleşmesinin sonuna gelen Julian Draxler. Alman yıldız ve menajeriyle yarı resmi görüşmeler yapılıyor. Ancak henüz herhangi bir resmi teklif sunulmuş değil. Sarı Kırmızılılarda öncelik Julian Draxler'e Galatasaray'ı anlatmak. Bunun için de efsane 10 numaralardan yardım alınacak. İlk aşamada Wesley Sneijder'den destek istendiği ve Sneijder'in de Alman oyuncuyu arayarak Galatasaray'ı anlattığı öğrenildi. Hollandalı yıldızın Türkiye'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini, en doğru kararı verdiğini ve çok mutlu olduğundan bahsettiği bildirildi. Galatasaray'ın bir sonraki aşamada Drogba ve Hacı gibi eski yıldızlarını da Draxler'in ikna edilmesi için kullanacağı konuşuluyor. Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi Julian Draxler'e ayıracak. Belhanda'nın 5 milyon euroyu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılacak. Ayrıca gelecek sezon statların da açılması bekleniyor. Draxler sayesinde store, tribün gelirinin artırılması planlanıyor. Henüz Draxler'e büyük liglerden bir teklif gelmemesi Galatasaray'ın umutlarını arttırıyor. Alman yıldız bu sezon 17 maçta Paris Saint Germain formasını giydi ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'dan Evander bombası. Çok bir kararla Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken listenin ilk sırasındaki isim belli oldu. Cimum'un hedefi Danimarka ekibi Midtjylland'de forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti. Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılılar Midtjylland'e istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 de asist yapan Evander için 6 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Öte yandan Danimarka basını da Evander'in Galatasaray'la anlaştığını ve Sarı Kırmızılılarla bir ön protokol imzaladığını duyurdu. Haberde geçen söz konusu anlaşmanın maddelerine göre Galatasaray 22 yaşındaki sambacı yıldızı 5 yıl için yıllık 1,5 milyon eurodan 7,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Ganalı süperstardan flash Galatasaray açıklaması. Galatasaray, Juventus ve Inter gibi takımlarda da forma giyen ve devre arasında transfer olduğu İtalyan ekibi Cagliari ile olan kontratı, bu sezonun sonunda bitecek olan Kvatvo Asamoah için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Birçok kulüpte transfer görüşmelerinde bulunan Asamoah da daha önce kapısından döndüğü Galatasaray'a imza atmaya sıcak bakıyor. Gana basınından footballgana.com'da yer alan habere göre Galatasaray hem sol bek hem de orta alanda forma giyebilen Kvatvo Asamoah'la yeni sezon için prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda bir de seçim havası yaşayacak olan Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk bombasını Asamoah'la patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Asamoah için en ciddi adayın Galatasaray olduğu ve oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Sarı Kırmızılı takımın Danalı Yıldız'la yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığı da gelen haberler arasında. Öte yandan Asamoah'ın daha önce Gana basınına yaptığı, Juventus'tan ayrıldığım dönemde Galatasaray'la anlaşmıştım. Kulübüm uzun süre ayrılmama izin vermeyince daha sonra Inter'le anlaştım. Ancak şu ana kadar kariyerimde yaşadığım en büyük pişmanlık Galatasaray'a gitmemek oldu. Umarım bir gün bu transfer gerçekleşir açıklaması. Spor otoriteleri tarafından Asamoah Galatasaray'ı kapabildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da şeklinde yorumlandı. Ganalı oyuncu 2017 yılında Juventus forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüş ve ardından Inter'e imza atmıştı. Galatasaray'a gol makinesi. 5 yıllık imza. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Bu sezon Mbaye Ejakne'den istediği verimi alamayan Sarı Kırmızılılar sahada oldukça iyi bir performans gösterse de sürekli sakatlanma için takıma beklenen katkıyı veremeyen Falcao'yla da yolları ayırma kararı aldı. Mustafa Muhammed'den çok umutlu olan Galatasaray, Mısırlı Yıldız'ın arkasına da üst düzey bir golcü koymak istiyor. İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Jagne ile Amerika ve Arjantin'den teklifler alan Radamel Falcao sezon sonunda satılacak. Bu iki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaraylı idareciler takıma en az 2 golcü takviyesi yaparak forvet hattını güçlendirmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılılar'da gündemdeki ilk santrafor adayı ise 40 maçta attığı 37 golle büyük sükse yapan Sean Weissman. Geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'ni kasıp kavuran 25 yaşındaki gol makinesi, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a da önerilmişti ancak Sarı Kırmızılılar 4 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulduğu için oyuncu La Liga'nın yolunu tutmuştu. 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Valladolid'e transfer olan golcü oyuncu, La Liga'da çıktığı 24 maçta yalnızca 4 gol atabildi. Valladolid'de gözden düşen Weissman için kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakan yönetim, bu transferin minimum riskle gerçekleşmesi adına da bir formül geliştirdi. Sarı Kırmızılılar buna göre Sean Weissman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Golcü futbolcu Galatasaray'ın öne sürdüğü tüm şartları kabul etti bile. Cimbom tarafında Weissman için bir sözleşme taslağı hazırlandı ve bu belge yıldız futbolcunun menajerine iletildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde Weissman'ın Galatasaray'daki yıllık ücretinin de 650 bin euro olacağı yazıldı. Aslan Valladolid'e oyuncu için 6 aylık kiralama bedeliyle birlikte toplam 3 milyon euroluk bir paket teklif sunacak. Böylece 500 bin euroya kiralanacak olan Weissman'dan memnun kalınmazsa satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve kulüp daha ağır bir zarardan kurtulacak. Eğer Weissman yine Avusturya Ligi'nde yaptıklarını yapıp harika bir sezon geçirirse Galatasaray kasasından 2,5 milyon euro daha çıkaracak ve 25 yaşındaki yıldız golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'dan Cuadrado hamlesi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezon adına da transfer çalışmalarını yürütüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fikanyes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Il Bianconero'ya dayandırılan habere göre de Galatasaray Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken, Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te kiralık olarak Juventus'a geçen Cuadrado, bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asiste önemli bir katkı sağlamayı başardı.